Sevgili izleyiciler, Mihenk Taşı programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Aradan önce İslamsız saadet olmaz prensibinin akli delillerini ortaya koydu. Vaktimizin sınırları çerçevesinde şüphesiz daha çok ama şimdi ise nakli deliller konusuna gireceğimizi ifade etmiştik hocam. Nakli deliller nelerdir? Ne anlıyoruz şimdi, nakli deliller? Nakli deliller iki kısımdır. Evet. Birincisi tarih. Üzerine naklediliyor. Evet. İkincisi de nakledilen Kur'an-ı Kerim elimizde. Mükemmel bir şekilde elimizde duruyor. Evet. Şimdi eğer insanlık aklıyla saadet bulabilecek olsaydı tarihte bu Nemrutlar, Firavunlar, haktan sapan insanların başına gelenler, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, bütün bu kavimler başına gelenler gelir miydi? Gelmezdi. Dolayısıyla akıllarıyla hakikati bulamadıkları için, gerçeği bulamadıkları için, İslam yolunu bulamadıkları için Allah-u Teala İslam'ı gönderdi. Şimdi tarih bunu gösteriyor, coğrafya bunu gösteriyor. Eserleri ortada. İslam'dan sapan, haktan sapan toplumların, İslamsız saadet bulacağım zannıyla giden toplumların ne hale geldiklerini gidelim. O tarihi yerlerde görelim. Firavunların halini, Nemrutların halini. Akli bakımdan böyle olduğu gibi nakli bakımdan tarih de bunun şahididir. Şimdi Kur'an-ı Kerim de bunu bize emrediyor. Evet. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 55. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Ve men yebtegî gayrel İslami dinen felen yukbele minhu. Kim İslam'dan başka din ararsa, kurtuluş yolu ararsa, düzen ararsa, felen yukbele minhu, asla ondan onu kabul etmeyeceğim. Meydan okuyorum. Yani bize nakledilen Kur'an-ı Kerim'in, bize gelen Kur'an-ı Kerim'in temel meydan okuyuşu bu. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ahirette de kaybedenlerden olacak. Başka ayetler de var. Ve men a'raza an zikri fe inne lehu ma'işeten zanke. Kim benim gönderdiğim nizamdan, zikrimden yolunu şaşırırsa, ondan başka yere saparsa, ona dar bir geçim alanına sokarım. Şimdi onlar dünya metaının bu bir miktar şeyini bir şey zannediyor. Boş şeylerle meşgul oluyor. Onun için İslamsız saadet olmaz. Bu o kadar önemlidir ki kapitalizmde, sosyalizmde, faşizmde, ırkçılıkta, efendim liberalizmde herhangi bir çözüm aramak beyhudedir, boşunadır. İslamsız saadet bulunamayacağı net bir şekilde ortaya çıkınca orada İslami düşüncenin temel esasları gündeme gelir. Yani o halde nasıl düşüneceğiz ki bir saadet bulalım? Nasıl düşüneceğiz ki saadet bulalım? Şu anda ekranda bunu görüyoruz. Müslüman gibi düşünmenin dört temel esası var. Erbakan hocamız biz Medine-i Münevvere'den gelir gelmez bize söyleyin bakayım arkadaşlar, İslami düşüncenin temel esasları nedir? Ya biz o zamana kadar böyle bir şeyi duymadık. Evet. Böyle bir bilgi, İslami düşüncenin temel esası akaittir buyurdu. İtikadı bozuk olanın şakulü de bozuktur. Onun için bizim bileceğimiz temel bir nokta var ki Müslüman gibi düşünürsek Müslümanlığı uygulama başlar. Kalbin Müslüman gibi düşünmüyor. Nefisle düşünüyor. Şeytanın ihvasıyla düşünüyor. Efendim dışarıdan etkilenmelerle düşünüyor. Ondan sonra ben şekil olarak Müslümanım. Öyle bir Müslümanlık yok. Kalbin İslam'ı, İslami düşünceyi tasdik edecek. Ona göre işi yürüteceksin. Nedir peki onun temeli? Şimdi onun temeli bir, bu dünya hayatı geçicidir ve bir imtihan yerinden ibarettir. Bu dünya hayatının geçici olduğunu her insan aslında kabul ediyor.
Hristiyan da öleceğini biliyor, Yahudi de öleceğini biliyor, terörist de öleceğini biliyor, Bush da öleceğini biliyor, şimdi Trump da öleceğini biliyor. 70 yaşını aştı. Peki ama ölümden sonra hesap var, ona göre hareket edeyim, Allah beni görüyor, ahirette hesap var diye düşünüyor mu? Yok. Bak o maddede çok mühim bir nokta var. Nedir o? Allah bizi görüyor, ahirette hesap var. Dünya hayatı geçicidir, bir imtihan yerinden ibarettir. Ben imtihandayım şuurunda değilsen, senin düşüncen dünyacı oluyor. Erbakan hocamız biz dünyacı değil, biz ahiretçiyiz diyordu. Milli Görüş, Saadet Partisi ahireti hesaba katarak siyaset yapar. Milli görüşçü bir insan, bu ne demektir? Bu asgari dört boyutlu düşünmek demektir. Evet. Bu dört boyutlu düşüncenin birinci boyutu enidir. İkinci boyutu boyudur. Üçüncü boyutu derinliğidir. Dördüncü boyutu bütünlüğüdür. Siz hadiseleri sadece resim olarak görürseniz, olayları ekrandan resim olarak görürseniz, o hadiselerin bütünlüğünü, o hadiselerin derinliğini, nasıl cereyan ettiğini, nereden başlayıp nereye gittiğini bilemezseniz, siz İslami düşünceye göre çözüm üretemezsiniz. Hidayetiniz kapalıdır. Mümine hidayeti veren temel saik tevhidi bakış açısıdır. Tevhidi bakış açısı da bu dünya hayatı geçicidir, bir imtihan yerinden ibarettir, ahirette hesap var, ona göre davranayım. Şimdi bunu ispatlamak için rahmetli hocamız şu misali verirdi. Derdi ki siz şuraya bir kapitalist yapıda dünyacı bir adam alın. İki tane adam. Şurada bir tencerenin üzerinde çok nefsani, insanın hoşuna giden yemekler olsun. Kuzu eti. Şimdi ağzın sulandı galiba. Bizi dinleyenler de böyle şimdi diyorlar ki ya keşke öyle bir şey olsaydı. İyi ama bu kapitalist adam, yani ahirette evet, göre paylaşımı düşünmeyen adam, Allah bizi görüyor, melekler yazıyor. Bunu nasıl pay edeceğiz? Onlara desek ki bunu siz pay edin. Nasıl pay edecekler? Birisi bir öbürüne diyecek ki bir dakika dur, ben pay edeyim. Niye? Çünkü ya fazlasını alırsa ona güveni yok. Güvenmiyor ona. Öbürü diyor bir dakika canım, biz de buradayız. Sen neden hemen harekete geçiyorsun? Ben pay edeceğim onu. Sen pay et dedirttirecek sahip nedir? Tabii. Nasıl olsa tabii, fazla alırsa hakkımı alırım diye bir düşünce yok. Hakkımı burada ben alırsam alırım. Yoksa hakkımı yer gider onu. O halde o pilavın üzerinde kavga çıkacak. O petrolün üzerinde kavga çıkacak. O madenin üzerinde kavga çıkacak. O dünya savaş dünyasıdır. Dünyacı adam içindeki itici güç savaş iksiridir. Barış iksiri değil. Çatışmacı yani. Çatışmacı mantık. Niye böyle düşünecek? Çünkü Allah beni görmüyor. Görse de karışmıyor işime. Kapitalizm Allah'ı inkar etmiyor. Sonuçta komünizm de aynı. Sosyalizm de aynı. Niye? Çünkü orada Allah yok, ahiret yok. Daha fazla çatışmacı bir yapı var. Öbüründe ise ben bu pilavı şimdi elde edemezsem bir daha hiç elde edemem. Çünkü bu adam alır gider onu. Halbuki dönelim şimdi Müslümanlığa. Allah ve ahiret inancına gerçekten sahip olan iki tane insanı Müslümanı koyalım. Siz pay edin bunu diyelim. Müslüman diyecek ki ben pay edemem. Sen neden? Ya bu pay meselesi çok derin tabii, bir iş. Evet. Ben burada eğer adaleti sağlayamazsam hesabı ben hesabını der, veremem. Tabii. Sen pay et. Öbürü ben de yapamam der. Efendim ben de yapamam. Hayır sen yaparsın. Sen benden şu farkın var. Heh. İşte daha tecrübelisin. İşte liyakat, daha ehliyet burada devreye giriyor. Ehliyet burada gündeme geliyor evet, işte. Bak görüyor musun? Şimdi manayı kavramak bu misallerle oluyor. Buralar olmadı mı anlaşılmıyor. Buralar olmadı mı anlaşılmıyor. Hep bana. Hep bana. Heh. Sen pay et. Peki ben pay edeyim ama sen de dikkatli bak.
Niye öbürü dikkatli bak diyor? Hata yaparsam çok önemli bu. Evet. Yani bak diyor. Şimdi o pay edecek, bu seçecek. Bu senindir demiyor o. Ben pay ettim, sen istediğini seç. Ya. İşte orada adalet oluyor. Evet. Asgari adaletin yani azami sınırları zorlanıyor. Kusurları da Cenab-ı Hak zaten affediyoruz. Asgari zulüm, asgari haksızlık asgariye indiriliyor. Hiç haksızlık olmayacak, öyle bir şey yok. Meleklerden ibaret değil insan. Evet. Ne yapıyor? Bana bak diyor öbürü. Çok ciddi, tam eşit payet, adil payet. Evet. Ahirette hesap var ha. O hesabı, senin kadar hesabı ben de düşünüyorum. Ben Allah'tan korkmasam zaten pay etmezdim. Şimdi bak cümlelere bak. Tabii değişti tamamen. Ya. O kadar önemli ki. Allah beni görüyor, melekler yazıyor. Ahirette hesap var, fazla alırsam hesap vereceğim. Duygusu onu zalim olmaktan, haksızlık yapmaktan, fazlasını almaktan, dübara yapmaktan, devlet malı yemekten alıkoyuyor. O inanç o kadar mühim ki. O inancı onun kalbine koyarsak, o inanç. Erbakan hocamız ne diyordu? Her insanın başına bir jandarma dikmektense her insanın kalbine Allah korkusunu yerleştirmek daha iyi değil mi? Daha ucuz değil mi? Daha maliyetsiz değil mi? Evet. E niye bunu yapmıyoruz? Şimdi de aynı. Şu anda Türkiye'de 300 bin polis var. Her adamın başına neredeyse bir polis dikeceğiz. Birkaç adamın başına. Ama olaylar bitmiyor ki. Suçlar artıyor. Neden? Tezgah bozuk. Tezgah suçlu üretiyor. İslami düşüncenin temel esaslarına göre eğitim verilmiyor bu nesle. Sıkıntı oradan çıkıyor. Dolayısıyla burada adil paylaşımı sağlayacak olan tek şey Allah ve ahiret inancı ve imtihanda olma şuuru. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. Ve neblûkum bişşerri vel hayr. Sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz diyor. Fitne olarak, imtihan fitne demek. Evet. Ve ileyna turcaun, sonunda bize döneceksiniz. Yani öyle siz başboş değilsiniz. İnsanoğlu dünyadaki imtihan gereği ekonomisini, siyasetini, hukukunu, ticaretini, sosyal hayatını ahiretteki hesaba göre tanzim etmezse dünyadaki imtihanını kaybeder. Ya Allah'ım. Burayı kavrayacağız. Evet. Bu madde çok mühim. Şimdi tablomuza gelecek olursak ikinci esasımız nedir? İkinci esasımız İslam dini haktır. Evet. Haktır, mükemmeldir. Ona bir şey eklenemez, ondan da bir şey çıkartılamaz. Şimdi İslam dini haktır dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Değişmez. Haktır demek Allah yapısıdır demek. Evet. Ona bir şey eklenemez, ondan da bir şey çıkartılamaz. Çünkü ona teslim olunur. İslam'a Müslüman demek zaten esleme, yüslimu, İslamen, eslim, teslim, müslim. Evet. İslam'a teslim olmak. Hak oluşu bakımından da şartlara bağlı olarak değişmiyor. Burada bir şey gündeme geliyor. Nedir o? Burada hak nedir? Doğru nedir? Hak arasındaki farkı ortaya koymak lazım. Koymak lazım tabii. Evet. Hak her şart altında isabetli olan şeydir. Daima doğru. Daima doğru. Hmm. Daima doğru da yetmiyor. O doğru kelimesi eksik kalıyor. Çünkü her hak doğrudur ama her doğru hak değil. Elbette. Çünkü doğru aslında akıl kapsamında kalan noktalarda işe yarıyor. O zaman şöyle mi? Şartlarla değişmeyen. Hiçbir şart altında değişmeyen gerçeğe hak denir. Evet. Daha güzel oldu bu. O bakımdan din haktır. O bakımdan din gayeleri belirler. Şartlar da vasıtaların gelişim seyrini belirler. Ne? Akıl bakımından. Neye ihtiyacım var? Gözlüğe. O zaman gözlük yapayım diyorum. Ama gözlükle neyi görüp neyi görmeyeceğimi din koyuyor kuralını. Din diyor ki harama bakamazsın bununla diyor. Sen vasıtaların gelişim seyrini akıl belirler. Vasıtaların kullanılış gayelerini de din belirler.
Şimdi bu söylediğim cümle o kadar mühimdir ki bütün felsefeciler bu noktayı arıyorlar. Burayı çözemiyorlar. Kim koyacak bunu? Vasıtaların kullanılış seyrini eğer din belirlemezse, halal haram belirlemezse, nefis belirlerse, nefis, o zaman insan arzularına her vasıtayı arzularının istikametinde kullanır. O zaman 7 milyar 800 milyon din ortaya çıkar. Din ortaya çıkar. Aynı zamanda o vasıtaların kullanma gayelerini nefsaniyet belirledi mi? Çatışma. Çatışma başlar. Tabii. Evet. Nefsaniyet onu belirlediği zaman çatışma öyle bir boyutlara varır ki işte ne demiş Darwin? Kuvvetli türler zayıf türleri yener. Evet. O zaman kuvvet üstün tutulur. Halbuki biz hak üstün tutulacak. Hak nasıl üstün tutulacak? Vasıtaların ve kurumların çalışma gayelerini Allah belirlerse hak üstün tutulur. Evet. Ahirette hesap var, şuuru olursa haksızlık yapılması en asgariye iner, hak üstün tutulur. Hak mı üstün tutulacak, kuvvet mi? Kuvvetliyim öyleyse haklıyım. Hayır efendim, kuvvetli olmak hak sebebi olamaz ki. Kuvvetli olmak senin bedeni gücün, efendim bir takım arzularının neticesini doğurur. Kuvvetli olmak senin için vasıta olarak ne doğurur? Başka bir şey. O zaman hakkın ortaya çıkış sebeplerini de ortaya bir cümleyle ifade etsin. Yani o hak ne? O hak anlamında evet. Değil buradaki. Buradakisi haklı olmak anlamındaki hak değil. Değil, onu demedim ben. Çünkü hakkın çeşitli veçeleri var. Evet. Ha, hak nereden doğar? Evet. Dört şeyden doğar. Müslümanlıkta. Müslümanlıkta. Evet. Doğuştan haklar. Evet. Sonra adalet gereği haklar. Evet. Emek karşılığı haklar. Anlaşmalar gereği haklar. Evet. Peki batılda nasıl olur? Batılda ise kuvvetli. Hak kuvvetten doğar. Evet. Çoğunluktan doğar. İmtiyazdan doğar, menfaatten doğar. Bu dördü devreye giriyor orada. O 7 milyar insan düşünüyorsa yani nefsaniyetten olursa. Nefsaniyet devreye giriyor. Evet. Eğer Allah ve Resulünün buyurduklarına göre hak anlayışı tanzim edilmezse o zaman doğan insanlar kuvvetlinin elinde köle haline gelir. Evet. Kuvvetlinin elinde. Öbüründe öyle değil. Doğuştan haklarda aklı muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza, canı muhafaza, malı muhafaza, dini muhafaza, bütün bunlar her inançtan insana verilir. Müslümanlık hakkı üstün tuttuğu için Müslüman olmayan insanın da hakkını verir. Müslümanlığın dışındaki sistemler kuvveti üstün tuttuğu için kendi dışındaki kuvvetli olanın dışındakilere hak vermez. Zayıflara hak yok. Zayıflara hak yok. Ya. Onun için ezilen düzeni buradan kaynaklı. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Şimdi bu felsefeyi net bir şekilde nasıl şey yapacağız? Formüle edeceğiz. İşte o bizim tablomuzdaki ikinci maddedir. Evet. Bir daha görelim orayı. Bir daha görelim. Evet, İşte İslam dini haktır, mükemmeldir. Ona bir şey eklenemez, ondan da bir şey çıkartılamaz. Şimdi bu her bir madde çok mühimdir. Haktır dedik, bak orayı açıkladık. Şimdi mükemmeldir. Evet. Mükemmeldir maddesi o kadar önemli ki. Mükemmel ne demek? Eksiği noksanı yok. Ona bir şey eklenemez. Ekleyen ifrata gider. Ondan bir şey çıkartılamaz. Tefrit. Çıkartılan tefrite gider, çıkartan. Eklemek insanı radikalizme götürür. Çıkartmak insanı liberalizme götürür. Radikalizm bir gerekçeyle oluyor. Nedir? Daha iyisini yapacağım zannıyla dinde olmayanı aşırı giderek dine eklemek. Daha iyisini yapacağım zannıyla. Evet. Oysa liberalizm ise gevşetmek. Gevşetmek, eksiltmek nasıl oluyor? Dinden bir şey eksiltince daha iyi olacak zannediyor. Hmm. Birinci gerekçe ikisinde de var. İkinci gerekçe tedbir alacağım zannıyla. Üçüncü gerekçe de tedbir. Daha iyisini. Daha iyisini yapacağım veya bir menfaat karşılığında. Evet. Çünkü orada kuvveti üstün tuttuğu için ne yapıyor? Liberalizme kayıyor.
menfaati olduğu için ne yapıyor? Hakkı gevşetiyor. Şimdilik namaz kılarsam işten atarlar beni diyor. Hakkı gevşetiyor. Şimdilik Avrupa Birliği ile beraber olmam lazım yoksa onlar beni yok eder diyor. Allah'a dayanmıyor. Halbuki Allah diyor ki benim dinim hak. Siz bana uyun. Benim dediğimi yapın, ben sizi başarıya ulaştıracağım. Bana inanın. İman dediğiniz şey bana inandığınızı söylemenizdir. Tasdik etmenizdir. Evet, niye bana inandığınızı söylüyorsunuz da siz gidiyorsunuz Avrupa'nın kapılarında bekliyorsunuz? Gidiyorsunuz Amerika ile stratejik ortak oluyorsunuz. Müslüman gibi düşünen insan böyle yapamaz. Siyonizmin kapına girip onun düşüncesine göre düşünen insan kendini Müslüman zannedip orada bir yer alan boyuyor. Erbakan hocamız bunun için diyordu ki Siyonist Yahudi tiyatrosunda İslam piyesi oynanmaz. Evet. Bak çok mühim bir söz söylüyor. Yahudi tiyatrosunda İslam piyesi oynanmaz. Bunun mecelledeki kuralı batıl yoldan hakka gidilmez. Hiçbir haram halale vasıta olamaz. Şimdilik diyemeyiz yani bunu. Şeriatın zahirine göre siyaset üretmeyen batıla hizmet eder. İslam ne diyor? Şurada dur. Yok orada durmayayım, şimdi tedbir alayım, orayı aşayım da tedbir alıyorum zannediyor. Halbuki tavizin adı tedbir olmuş. Tedbir aslı korumak için manevra yapmak. Taviz imana göre esastan şimdilik vazgeçip ileride yapacağım zannıyla kendisini batıl yola sokma. Kıbleyi şaşırma. Kıbleyi şaşırma. Şöyle demiştiniz geçtiğimiz... Kıbleyi şaşırıyor yani. Geçtiğimiz programlarda yani farzı, vacibi, sünneti kaldırarak tedbir alınmaz demiştiniz. Alınmaz. Tam tersi. Farz, vacip, sünneti korumak için yaptığımız manevra tedbirdir. Ancak öyle tedbir alınır yani. Yoksa Allah bize yardım etmez. Alacağımız tedbir bizim İslam'ın genel kurallarına aykırı olmayacak. O kurallar içerisinde olacak. Manevra nereye kadar yapacağımızı bileceğiz. Erbakan hocamız mesela vaktiyle bizim partide genel başkan, dış ilişkiler başkanlığı yapan bir arkadaşımız Avrupa'ya gitti, geldi. Dedi ki hocam dedi, hocam sordu ne oldu, ne diyorlar bu Avrupa'daki şeyler. Dedi ki hocam bize diyorlar ki söyleminizden bir miktar vazgeçtiniz fazilet döneminde. Evet, eyleminizden de vazgeçmemizi istiyorlar dedi, eylemimizden. Hoca dedi ki Subhanallah, biz muvakkat bir zaman içinde söylersek söyleyelim ama ne emredilirse onu yapacağız. Ondan asla taviz veremeyiz. Oradan ötesi yok çünkü Allah ondan sonra bizi korumaz. Ya Allah muhafaza. Şimdi ikrah var ya, ikrah. Bazıları burada ikrah meselesini getiriyorlar. Yani zorlama. Bir defa asla ve kara bir insan... İkrah dediğimiz şey nedir? Yani senin zorluyorlar, dininden vazgeç. Dinin ana unsurlarından vazgeç. Sen burada canını almayı, canına, bedenine bir zarar vermelerini görüyorsan ikrah o zaman caiz olur. Yoksa menfaat karşısında değil yani bu. Herhangi bir hapistir, eziyettir, onlar değil. İkrah ruhsattır. Azimet değil ki. Azimet olan orada direneceksin, öleceksin Allah için. Evet, Allah'ın davasından taviz vermeyeceksin. Azimet o. Ama kendini koruyamıyorsun. Evet. İkrahta ruhsattır. Sürekli ruhsata kayan dinini sıkıntıya sokan adamdır. Ya Allah muhafaza. Öyle değil o. Efendim senin tayinini çıkarırım. Efendim senin Avrupa'daki menfaatlerini şey yaparım. Yaparsan yap. Ben o zaman kendime dönerim. Ne oldu? Ambargo uyguladılar 74'te Türkiye'ye. Evet. Türkiye ne yaptı? Silah sanayine yöneldi. Ağır sanayine yöneldi.
Sen kendin olabilmen için onlarla belli mesafede olman lazım. Onların dairesinin içerisinde kendin işini kendi üretimimi yapacağım, öyle bir üretim yaptırmazlar sana. Mümkün değil. Evet. Çünkü burada Müslüman gibi düşünmenin bu ikinci esasını çok iyi kavrayacağız. Onun için İslam'a bir şey eklenemez, İslam'dan da bir şey çıkartılamaz demek, radikalizme veya liberalizme siyasette giderek hakka hizmet etmek olmaz. Müslümanlık orta yoldur. Evet. Orta yoldan giderek bunu yapacaksın. Orta yoldan gitmezsen ifrat ve tefrite gittiğin her şey batıla hizmet eder. Onun için Peygamberimiz yere bir çizgi çizdi. Sağına soluna bir takım çizgiler çizdi. Ve ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yol budur dedi. Bu yan tarafta olan yollar dedi. Benim yoluma davet etmiyor. Ya kendine davet ediyor oranın başında bulunan her bir şeytan. Kendine davet ediyor. İleride bunları çok geniş teferruatıyla konuşacağız. Burada neden İslam dini mükemmeldir? İşte o el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve razıytu lekum l-İslam edina. Bugün sizin dininizi temale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim ve ben ondan razıyım. Maide suresinin 3. ayeti. Bu ayet çok mühim. İslam kemale erdi. Eksiği noksanı yok. Her çağın dini. Mükemmel bir din. Ona bir şey eklemek, ondan bir şey çıkartmak neyle oluyor? Radikalizme ve liberalizme kayarak. Allah korusun. Radikalizme ve liberalizme bir insan nasıl kayar? Arabasının rotu yoksa. Bir sağ şarambole, bir sol şarambole kaydığı gibi kayar. Müslümanlığın rotu tevhiddir. Müslümanlığın temeli kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnetten, sünnete göre fert, cemaat ve düzen bazındaki siyasetini ayarlamazsan tekerin araziye kalır. Araziye kalan teker şartlara göre ya sağa gider ya sola gider. Dolayısıyla sen reel politik yapmış olursun. Reel politik demek şartlara göre siyaset üretmek demektir. Müslümanlık şartlara göre değil, şartları hiç dikkate almaz anlamı yok. Dikkate alır ama şartları teslim alır. Şartları inancına uygun hale getirir. İnancının temel esaslarını şartlara uydurmaz. Tam tersi. Ona ılımlı İslam denir. Ona o yamulmuş. Eğer tevhidi bakış açısıyla sen iç politikanı, dış politikanı, siyasetini üretmiyorsan, evet, sen batılıların sana giydirdiği deli gömleğiyle siyaset üretiyorsan, bu maddeye dikkat etmiyorsan sonunda yanıldım dersin. Yanıldım zikrini çekersin. Hep aldatıldım, yanıldım, aldatıldım, yanıldım. Erbakan Hoca'dan biz böyle bir şey duymadık. Yanıldım, aldatıldım diye bir cümle söylemedi hoca. Her ne yaptıysa usule uygun yaptığı için yerli yerinde yaptı. Ama o kadar yapabildi. Gücünün yettiği kadarını yaptı. Zaten o kadarından sorumlu. O kadarından sorumlu. Evet. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Ve nitekim ayet-i kerimede, yani burada İslam'a bir şey ekleyen, İslam'dan bir şey çıkartan ne duruma düşer? Şimdi düşüncemizin içinde bunu da düşüneceğiz. Evet. İslam'a bir şey ekleyen bilsin ki İslam oradan çıkar gider. Eklediğiyle baş başa kalır. Eklediğiyle baş başa kalır. İslam'dan bir şey çıkartan da İslam yine oradan çıkıp gidiyor. İslam'ın bir kısmına inanıp bir kısmından vazgeçtin mi bittiği, o aşağıda geliyor. Ama burada çok önemli bir ayet-i kerime var. Hicr suresi 90-92. ayet-i kerime. Evet, buyurun. Kema enzelna alel muktesimin ellezine cealul kur'ane azin feve rabbike lenes'elennehum ecma'in. Allah Allah. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Evet, ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Evet. Şimdi bu uygulanmaz dedik mi? Allah muhafaza. O uygulanmaz dediğimiz şey, biz vazifemizi yapmadık, uygulanır zemini oluşturmadık, cihad etmedik demektir. Evet. Nefsimizin arzularına uyduk demektir. Evet. Rabbimin hakkı için mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz diyor. Evet Allah. Burada bir kural söyleyeyim. Hemen bu maddede geçmemiz lazım orada. İslam'ı parçalayan parçalanır. Evet. Kur'an-ı Kerim'i parçalayan, yani şimdilik bunu yapmayalım, bu kalsın,
ileride yapalım zannıyla terk ettiği maddenin getirdiği zarar ileride de yapmamasını sağlıyor. Evet, böyle bir tehlike. Böyle bir tehlike var. Değerli hocam, bir reklamlara gitmemiz lazım. Onu kesmek istemedim orada çünkü ayet-i kerime muhteşem bir şekilde bütünlüğü arz etmiş oldu. Sevgili izleyiciler, kısa bir araya gidiyoruz efendim.